Hanımlar, beyler, tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Tatil Sepeti Influencer Akademi'nin bugünkü eğitim programının ikinci oturumunda yeniden beraberiz ve tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda, ilk oturumda da belirttiğim gibi yine çok kıymetli bir konuşmacımız, CNN Türk Dijital Operasyonlar Direktörü Emre Ünlü bizimle birlikte. Kendisini bekletmeden hemen yayına almak istiyorum. Merhaba, merhaba Canan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Emre Bey, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim ben de. Buradaki arkadaşlara da herkese hoş geldin diyorum. Umarım güzel, keyifli bir sohbet yaparız bugün. İnşallah. Öyle olacağına da eminim zaten ayrıca ama. Ben sizi bir miktar tanıyorum Emre Bey. Tamam. Konuşma katılımcılarımız arasında da muhakkak sizi tanıyanlar vardır ama tanımayanlar varsa onlara bir miktar kendinizi anlatır mısınız? Emre Ünlü kimdir? Ben Emre Ünlü. Sinopluyum. Yaklaşık 20 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum ama ailem hala Sinop'ta. İşte İstanbul'a üniversite için taşı toprağı altın diye geldik. O zamandan beri de buradayım. Çeşitli sektörlerde çalıştım ama üniversite hayatım boyunca kendi girişimlerim oldu. Özellikle dijital alanda. İşte kendi ajansım oldu. İçkisepeti.com'u kurdum. Sonrasında kurumsal hayata geçtim. Türkiye'nin önde gelen firmalarında hem dijital pazarlama alanında hem de e-ticaret tarafında yöneticilikler yaptım. Şu anda da CNN Türk'te tüm dijital operasyonlardan sorumlu olarak görev yapıyorum. Bunu da zaten ilerleyen dakikalarda daha detaylı olarak anlatırım. Peki, sizin bir sunumunuz olacak. Bu sunum üzerinden ilerleyeceğiz. Bu da bir taraftan da arkadaşlara da söyleyelim. Sorularınız varsa bize chatten iletmeye başlayabilirsiniz sunum itibariyle. Tamam, şimdi ben önce şöyle başlayayım. Nasıl gezmeye başladığımla başlayacağım. Zaten benim hikayemi içinde aslında bugünkü konu başlığında yer alan markaların influencerlara bakışı, influencerların markalara bakışı ve markalarla nasıl işbirliği yapabilirsiniz konularında kapsamış olacak. Sonrasında sunuma geçelim. Sunumda da arkadaşlara benim en azından orada yazılı olarak da söylemek istediğim şeyler olacak. Ve bir, markalarla iletişime geçtiğinizde onlara kendinizi nasıl anlatacağınızı gösterecek bir sunumum olacak. En azından belki onlara bu yol gösterir. Bu şekilde devam edelim. Şimdi ben şöyle başlayayım. Şimdi ben bu gezme olaylarına nasıl başladım aslında? Yaklaşık bundan 5 sene önce ben televizyonda bir belgesel izlerken orada İtalya'da Maggiore Gölü'nde Arona'yı gördüm. O kadar etkilendim ki Arona'dan. Yani bir gölün içinde bir şehir var, çok tarihi, hemen yanında bir tane ada var. Yani sadece o an şu oldu, ben buraya gideceğim dedim. Ve hiçbir şey bilmiyorum, nasıl gideceğim, ne yapacağım. Bu arada onun öncesinde ben yurt dışında yaşadım. Yine onun öncesinde bir kısa bir Köln'den başlayıp Belçika üzerinden, Rotterdam, Amsterdam yaptığım bir küçük bir turum olmuştu. Ama bu seferki aslında bambaşka bir olay olacaktı. Ben aslında bir hazırlık yaptım, küçük bir hazırlık yaptım. Bu yaptığım hazırlıkta o dönemde de Instagram popüler olduğu için böyle herkes acayip yerler paylaşmaya başladı ve aslında hepimiz dünyanın ne kadar güzel olduğunu Instagram sayesinde gördük. Ben de İtalya'yı biliyordum ama İtalya benim için işte Roma, işte Güney İtalya ama ben Kuzey İtalya'yı bilmiyordum, Dolomitleri bilmiyordum. Bunların hepsini Instagram sayesinde gördük. Aslında hepimiz Instagram sayesinde gördük. Bütün ülkelerin, bütün şehirlerin doğasını, kültürel yapılarını, her şeyini biz Instagram sayesinde gördük. Ama benim bu yolculuğa çıkış amacım da ben bir Instagram fenomeni olayım vesaireyle çıkmadım. Ben kendim için, kendim görmek için, kendime bir şeyler katmak için aslında bu yola çıktım. Ve bunun da ne kadar geç aslında başladığımı sonrasında fark ettim. Ben ilk turumu dedim ki ben Arona'ya gideceğim. Madem Arona'ya gidiyorum, o zaman Instagram'da popüler olan yerleri ben işaretlemiştim. İşte bunların başında Hallstatt geliyor. Avusturya'daki en meşhur yerlerden bir tanesi. Dünyanın en çok fotoğrafını çekildiği köylerden bir tanesi. Sonrasında Slovenya'daki Lake Bled var. Sonrasında işte Venedik var ve İsviçre'nin işte Cenevre tarafı var. Ben bir plan yaptım. Madem Arona'ya gideceğim, o zaman dedim 9 günlük kendime bir plan hazırladım. Bu planda da bu arada yaptığım tek şey yolları çizmekti. Ama aslında o kadar hata yaptığımı, yani o kadar eksik şekilde başladığımı ilk turdan sonra anladım. İlk turumda ben Münih'ten yola çıktım. İşte Hallstatt'a gittim. Oradan Slovenya'ya geçtim. Bu arada tek başıma yaptım bütün seyahatlerimi. Bir araba kiraladım ve arabayla yola çıktım. Ama hiçbir şekilde o gece nerede kalacağımı ayarlamadım. Çünkü ben sabah yola çıktıktan sonra nerede ne kadar vakit geçireceğimi bilmiyordum. O yüzden de akşam hava nerede kararırsa işte Booking'den otellere bakıyordum. Şimdi şurada kalabilirim, burada kalabilirim diye.
Bu şekilde aslında başladı. İlk turumda Münih'ten yola çıktım, Harşat'a gittim. Oradan Slovenya'ya geçtim. Slovenya'dan Venedik'e gittim. Venedik'te şöyle oldu. Venedik'e akşam indim. Bir otele girdim. Dedim ki ben bir Venedik'e gideyim. Akşamdan gideceğim yerleri keşfedeyim. Sabah da gelip fotoğraf çekebilirim. Bu arada hesabıma girip bakın arkadaşlar olabilir. Ben fotoğrafçı değilim arkadaşlar. Fotoğrafların hepsini ben çektim. Hatta fotoğraf makinem bile yok. Bunun için Sony ile işbirliği yapıyoruz biz. Bana fotoğraf makinesi sağlıyorlar. Şu anda fotoğraf çekmeyi de daha yeni yeni öğreniyorum. Ama kendi kendime bir şekilde arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla Instagram'dan gördüklerimi kendimi bir şekilde geliştirmeye çalıştım. Venedik'te o gece gittim Venedik'e. Akşam Venedik'i bir dolaşayım dedim. Hani yerleri keşfedeyim, sabah da gelip fotoğraf çekeyim dedim. Ama ben nereden bileyim Venedik'in bu kadar büyük bir yer olduğunu. O yüzden akşam gittim. 4-5 saat orada dolaştım. Çok yoruldum. Dedim ki sabah da ben Venedik'e gelemem. Çünkü Venedik gerçekten 3-4 günlük yer ayrılması gereken, 3-4 günümüzü ayırmanız gereken bir yermiş. Ben bunu gördüm. Sonra oradan yolum işte İtalya'daki bu göllerdi. İşte Maggiore Gölü, Como Gölü. Bu göllerin etrafında dolaşıp oradan Cenevre'ye gidip oradan Münih'e geri dönmekte. Bu arada ben işte Maggiore Gölü'ne gittim. Arona'ya gittim. O en beğendiğim harika, şahane yere gittim. Ama hiç gittiğim yer, yani o televizyonda gördüğüm o heyecanı, o hazzı bana bir türlü vermedi orası. Ondan sonra ben yolumu Cenevre'ye çevirdim. Cenevre tarafına gidecekken yanlışlıkla arabayla bir tren istasyonuna geldim. Bir baktım insanlar arabalarını park etmişler, trene biniyorlar, trenle gidiyorlar. Ben orada yanlışlıkla bir şeylere de girmiş bulundum. Oradakilere dedim ki lütfen, yani ben buraya yanlışlıkla geldim, lütfen beni burada çıkartın. Hani benim yolum başka taraf diye. Onlar da bana yol gösterler. Ben oradan geçerken bir baktım insanlar treni arabayla biniyorlar. Bu benim çok ilgimi çekti. Ben tekrar geri geldim, dedim ki ben olayı gerçekten yanlış anlamışım dedim. Bu sefer treni arabamla bindim. Treni arabayla bindikten sonra yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Alplerin altından Interlaken'a çıktım. İşte orası benim hayatımda en değiştiren yer, şeylerden bir tanesi oldu. İlk Cenevre tarafına gitmemişim. Interlaken'a çıktım. İsviçre'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Ondan sonra da oralarda 3-4 gün geçirdim. Sonra Münih'e geri döndüm. Ve dedim ki ben bu yerleri kışında görmem gerekiyor dedim. Ve hemen bir sonraki kışa tekrar bir tur yaptım. Bu sefer İtalya, Avusturya ve Almanya'yı gezdim. Yine tek başıma, yine dağlarda hiç şehir yüzü görmeden gezdim. Sonrasında bu iki geziden sonra bu sefer dedim ki ben bütün Alpleri sadece dağları gezmek istiyorum dedim. Tam 18 gün, 20 gün boyunca Fransa'dan başlayıp İtalya'ya kadar bütün Alpleri hiç şehir yüzü görmeden gezmek için bir plan yaptım kendime. Bu planda da şimdi bu sefer de diyorum ki ya ben bu kadar gezeceğim, her şeyi cepten yiyorum. Bayağı masraflı bir olay çünkü araç kiralıyorsunuz, orada otellerde kalıyorsunuz, bir sürü aktivite yapmak istiyorsunuz. Bunlar gerçekten pahalı. Ama pahalı değil, bize göre pahalı. Bu arada tabii benim 2 sene, yani 4-5 sene önce gezdiğim dolar euro kuruldu. Şimdiki arasında dağlar kadar fark var. %100 fark var. Evet. Bu sefer şöyle bir şey yapmaya karar verdim ben. Benim bu arada çok sevdiğim 2 tane arkadaşım var. Miray ve Tolga. Keyifliyim diye onların hesapları var. Onlar da şu an işi gücü bıraktılar. Tamamen Instagram üzerinden, YouTube üzerinden kendilerine bir kitle oluşturdular ve burada bütün hayatları, bütün hikayelerini buradan paylaşıyorlar ve şu anda da bu işi çok iyi yapıyorlar ve hatta televizyon programına kadar yapıyorlar şu anda. İşlerini gerçekten harika yapan iki kişi. Biraz da onların yardımıyla ben kendime bir medya kit hazırladım. Şimdi İsviçre'ye gideceğim, Alpleri gezeceğim ama benim orada bir şeyleri en azından bir şey, yani İsviçre'yi, bu arada şöyle bir şey var, şunu anlatayım size. Mesela her ülkenin, bu son dönemde çıktı bu arada, mesela visitnorway.com, işte visit İsviçre'de My Switzerland, işte visit Finland gibi böyle ülkelerin, devletlerinin hazırlamış olduğu web sayfaları var. Bu sayfalara girip hem o ülkeyle ilgili bilgi alabiliyorsunuz, hem de ben sizin ülkenize gelmek istiyorum, bana nasıl ayrıcalık sunabilirsiniz, hangi aktivitelerden faydalanabilirim, kimlerle işbirliği yapabilirim gibi sorularınızı cevaplıyorlar. Ben İsviçre için bu My Switzerland sitesini gördükten sonra buradaki ilgili kişiyi LinkedIn'den buldum. LinkedIn'den bütün Orta Doğu'daki İsviçre'nin Orta Doğu turizmine bakan kişisini buldum ve ona bir LinkedIn'den mesaj attım. Dedim ki ben İsviçre'ye gelmek istiyorum. Benim hesabım bu, işte o zaman 14-15 bin kişi vardı. Bu kadar kişi var, biliyorum çok fazla değil. Sizden herhangi bir bütçe, para istemiyorum. Ama ben İsviçre'ye geldiğim zaman
Orada işte dağlara çıkmak istiyorum, şu aktiviteleri yapmak istiyorum diye onlara da sıraladım bu arada. Bana dedim nasıl yardımcı olabilirsiniz? Onlar bana şöyle bir güzellik yaptılar. Dediler ki biz sana bir tane mektup göndereceğiz, referans mektubu. Ve bu referans mektubunu sen nereye gidersen git göster, onlar sana yardımcı olacak dediler. Almanca bir mektup gönderdiler bana. Bu Almanca mektupta aslında şu yazıyordu. Emre Ünlü bizim işte himayemiz altındadır. Lütfen kendisine gerekli tüm desteği sağlayın diye bir metin vardı. Ve ben bu mektubu nerede göstersem İsviçre'de, yani şöyle söyleyeyim, ben Matterhorn'a çıktım, yani Zermatt'a gittim. Zermatt'ta Matterhorn'u görmek için işte İsviçre'nin en ikonik dağlarından bir tanesi, Avrupa'nın en ikonik dağlarından bir tanesi. Sadece bu dağı görmek için Zermatt'a gidiyorsunuz, Zermatt'tan bir trene biniyorsunuz, Gornergrat'a çıkıyorsunuz ve o trene sadece gidiş geliş 150 frank. Yani şu andaki parayla 1500 lira, 1600 lira falan. Sadece trene binip yukarıya çıkmak. Ve ben o mektubu gidip tren istasyonunda gösterdiğim zaman hemen bana ayrıcalık tanıyorlar. Bana biletimi verdiler. Ben bu şekilde işte İsviçre'deki birçok yere çıktım. Bu aslında şöyle bir olay. Siz ne yapmak istediğinizi, ilgili kişiyi bulduktan sonra ne yapmak istediğinizi o kişilere, özür dilerim, o kişilere anlattıktan sonra detaylı bir şekilde size mutlaka yardımcı oluyorlar. Kendinizi anlatın. Yapmak istediğinizi anlatın, nasıl işbirliği yapmak istediğinizi anlatın ve onları nasıl promote edeceğinizi anlatın. Mutlaka size yardımcı olacaklardır. Elbette burada bir takipçi sayısına ihtiyaç var ama takipçi sayısından daha fazla etkileşim oranına ihtiyaç var. Bakın, o kadar çok size hesap gösterebilirim ki 200 bin, 300 bin takipçisi olan ama beğenileri bini bile bulmayan insanlar var. Bunların hepsi zaten fake. Ama bunun yanında ben Avrupa'da o kadar çok kişi tanıyorum ki 5.000, 6.000 takipçisi var ama beğenileri 3.000, 4.000, yorumları inanılmaz fazla. Gerçekten etkileşim rakamları çok yüksek. Gerçekten markalarda bu dijital pazarlama tarafında influencerlarla ilgilenen kişiler, bu işi gerçekten bilen kişiler kullandıkları tool'larla influencerların, bu arada size o tool'ları da biraz sonra göstereceğim. Kendi etkileşim rakamlarını da göstereceğim. Bu tool'larla gerçekten o kişinin etkileşim oranını görebiliyorlar. O yüzden bu rakamlar oldukça önemli. Bu rakamı artırmanız gerekiyor. Takipçi sayınız az olabilir ama bu etkileşim rakamını doğru bir şekilde anlattığınız zaman belki az takipçiyle yani bir para beklentiniz ya da firmalardan çok açık net konuşuyorum bu arada. Bütçe beklentiniz olmasın arkadaşlar. Yani ben de markada çalıştım, ben de influencerlarla çalıştım. Yani bize gelenler de oluyordu ama biz genelde barter'da yapıyorduk. İyi yani satış yaptırabilecek, ürünümüzü sattırabilecek influencerlara gerçekten para veriyorduk. Ben size burada o büyük hesapları yani mesela ben belki mikro influencer olarak geçiyorum. Bu arada influencer da demek istemiyorum kendime. Ben çünkü bu hobi olarak başladım. O şekilde de devam etti. Bir de makro influencerlar var. Onlar gerçekten size burada bir post için ya da bir story için istedikleri rakamları söylersem şunu diyebilirsiniz. Ben niye yaşıyorum falan diyebilirsiniz. Ama hiç üzülmeyin. Mutlaka herkesin kafasında bir hayali vardır. O hayale ulaşmak için bir yerden başlamanız gerekiyor. Yani iyi fotoğraf, kaliteli içerik üretmeniz gerekiyor bu arada. Tüm platformlarda üretmeniz gerekiyor. İyi fotoğraf çekebilirsiniz, iyi içerik yazabilirsiniz, iyi video çekebilirsiniz ya da bunların hepsini yapıyor olabilirsiniz. Ama bunları bütün platformlarda mutlaka insanlara gösterin. Ben hani şu anda sadece şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Sen bunları anlatıyorsun da senin de bütün hesapların da çok işte fazla takipçin vesaire ya da böyle etki şeylerin mesela işte Pinterest'te benim için önemli ama Pinterest'te de ben sadece fotoğraflarımı yüklüyorum. Çok da fazla bakan yok. Benim vaktim yok çünkü ben normal bildiğiniz beyaz yakalı bir çalışanım. Ama sosyal medyada bütün platformlarda var olun arkadaşlar. Instagram'da var olun, Facebook'ta var olun ama Pinterest'i sakın unutmayın. Pinterest SEO için inanılmaz güçlü bir kanal. Fotoğraflarınızı, videolarınızı mutlaka oraya yükleyin. Hatta yazılarınızı daha yükleyin. Oradan link almaya bakın. Basit bir tane WordPress sitesi yapabilirsiniz. Buraya içerik yazabilirsiniz. Eğer içerik yazmaya gerçekten merakınız varsa, bunu da yazabiliyorsanız, iyi betimleme yapabiliyorsanız, hayallerinizi anlatabiliyorsanız, gittiğiniz, gördüğünüz yerleri herkesin baktığı gibi değil, farklı bakabiliyorsanız mutlaka yazın. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için tek bir şey var. Çok okumanız gerekiyor. Çok okuduğunuz takdirde inanın sosyal hayatınız değişecektir. Hayata bakış açınız değişecektir. Daha vizyoner birisi olacaksınız. Günlük kullanmış olduğunuz 50-100 kelime 300-500 kelimeye çıkacak ve çok iyi yazabileceksiniz. Bu kısım çok önemli. Bunlarla ilgili detaylarını ben size anlatacağım. Bu şekilde ben markalarla işte biraz önce bahsettiğim gibi çalışmaya başladım ve
Yaklaşık 4 seneden beri de ben her yolum İsviçre'ye düştüğü zaman İsviçre'de İsviçre devleti bana sponsor olarak o mektubu sürekli veriyorlar. Ve ben İsviçre'de çok fazla trene bindim. Bu herkesin hayalinde görmüş olduğu o hani rüya treni var ya, dağların arasından, Alplerin arasından geçen o kırmızı tren. Ona defalarca bindim. Gerçekten inanılmaz deneyimler yaşadım. İsviçre'de bir Arthur Interlaken diye bir şirket var. Bunlar işte size aktiviteler yapıyorlar. Skydive yaptırıyorlar. Bungee jumping yaptırıyorlar. O kadar fazla aktiviteler yapıyorlar ki. Mesela onlarla da çalıştım. Bana bungee jumping verdiler. Hayatımda yaşadığım en güzel deneyimi yaşadım. Yani o bungee jumping'i aramızda yapan vardır belki, bilmiyorum ama hayatım hiç bu kadar heyecanlandığımı, adrenalin bu kadar tavan yaptığı bir zamanı hatırlamıyorum. Sonrasında ondan sonraki gezide mesela şey yapmıştım ben. Normalde ben dağları gezmeyi seven birisiyim ama dedim ki bir de şehirleri gezeyim dedim. Bu sefer Münih'ten yola çıktım. Tam 12 günde 12 başkent yaptım. Münih'ten yola çıktım Prag. Oradan Berlin, oradan Hamburg, oradan işte Danimarka, İsveç, Finlandiya'ya. Finlandiya'dan da arabayı feribota bindirdim. Oradan Stockholm'dan arabayı feribota bindirdim. Finlandiya'ya, Helsinki'ye geçtim. Helsinki'den tekrar arabayı feribota bindirdim. Estonya'ya geçtim. Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Slovakya, Avusturya. Tam 12 günde böyle bir tur yaptım. Benim için inanılmaz güzeldi. Ben sadece burada şehirleri gördüm ama çok güzel deneyimler yaşadım. Burada da şunu keşfettim. Bu kadar gezerken bana buradaki en büyük maliyetlerden bir tanesi otelde kalmaktı. Bunu da Couchsurfing'de çözdüm. Couchsurfing uygulaması aranızda bilenler vardır. Bu uygulamayla siz oradaki uygulama için olan kişilere şöyle bir mesaj atabiliyorsunuz. Ya ben bugün oraya geliyorum. Bu gece müsaitsen sen de kalabilir miyim diye böyle mesaj atabiliyorsunuz. Karşınızdaki kişi bunu onaylarsa gidip orada kalabiliyorsunuz. Ve ben bu şekilde bütün Avrupa'da bu 12 gün boyunca 12 farklı kişide kaldım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ve yani hakikaten Türkiye'de hiç tahmin... Yani burada mesela bize çok garip gelebilecek şeyler onlar için çok normal. Mesela İsviçre'de bir akşam birine mesaj atmıştım. Dedi ki sen de kalabilir miyim diye. Tabii dedi. Bir tane kız. Dedi ki ben dedi bu akşam geç geleceğim. Sana anahtarı kapıya bırakıyorum. Sen eve girebilirsin. Ben böyle şaşırdım, şok oldum. Ben gittim, kız hakikaten evde yok, anahtarı bırakmış. Ben eve çıktım, sonra kız geldi mesela. Sonra oturduk, konuştuk birazcık. Sonra sabahleyin de ben onu gittim, işine bıraktım. Bunun gibi bir sürü insanla tanıştım. İtalya'da, yılbaşı gecesi İtalya'da beni bir çift ağırladı. Yani hakikaten o Dolomitlerin böyle yamaçlarında bir köyde kaldım ben. Biz dışarıya çıktık, havai fişekler atıldı, kar var, her tarafta pizzamızı yedik. Ya yani, o kadar güzel deneyimler yaşadım ki. Bunların her biri benim için bir hikaye ve ben bu hikayeleri şu anda yazmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bunlardan bir tanesi benim kendi blogum var, çokgüzelyerler.com diye. Bunun içine yazmaya çalışıyorum ama blogu olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Blog gerçekten bir emek işi. Eğer yeni başlamışsanız her gün bir yazı yazmak zorundasınız. Google'un bir algoritması var. Sizi tanıması gerekiyor. Her gün buranın update edildiğini bilmesi gerekiyor. SEO kurallarına uygun yazmanız gerekiyor. En az 400-500 kelime yazmanız gerekiyor. İsviçre'deki en güzel 5 yer, Avusturya'daki en güzel 5 yapı vesaire, bu tarz yazılarla beraber hızlı bir şekilde, yani bir yıl boyunca bu şekilde yapabilirseniz mutlaka bir noktaya ulaşırsınız. Ama bunu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Pinterest'ten birçok noktadan desteklemeniz gerekiyor. Bir diğer önemli konu da böyle, mesela ben Türk Hava Yolları ile en son bu pandemiden önce 2020 yılının tam Mart ayında, tam pandemi başlamadan önce Türk Hava Yolları beni Rovaniemi'ye götürdü. Lapland'a gittim. 4 gün boyunca ben orada Türk Hava Yolları'nın misafiri oldum. Nasıl oldum? O dönemde CNN Türk'te çalışıyorum ama CNN Türkiye'de yazı yazıyorum. Bu arada buradan şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Yazmaya hevesli arkadaşlar varsa lütfen benimle iletişime geçebilir. Eğer yazılar uygun olursa neden onları bir yazar yapmayalım? Türk Hava Yolları, evet benim takip sayım azdı ama ben onlara şunu söylemiştim. Ben bu yolculuk deneyimimi sizin için işte Milliyet Hürriyet, işte Posta ya da CNN Türk'teki mecralarda yazı olarak yazabilirim demiştim. Ve onlar için bu o kadar değerli bir şey ki. Markalar için ulusal basında yer almak yazı olarak, işte görüntü, görsel olarak inanılmaz değerli bir şey arkadaşlar. O yüzden de genelde Türk Hava Yolları hani çok büyük bir markadır, çok iyi bir markadır. Çalışmış olduğu influencerlara gerçekten çok dikkat eder. Yani daha önce sansasyonel isimlerle çalışmazlar. Gerçekten etkileşim olan yüksek insanlarla çalışırlar. Bana da
benim bu yazı yani ulusal basında yazacağım yazıdan dolayı aslında destek oldular. O yüzden yazmak gerçekten önemli. Anlatabilmek gerçekten önemli. O yüzden kendi hikayeniz varsa, kendi yaratmış olduğunuz bir konsept varsa bunu mutlaka bir şekilde yazıya dökebilirsiniz. Ben yani şimdi takip ettiğim hesaplarda, mesela benim takip ettiğim hesaplara da baktığım zaman ben genelde benim vizyonumu açacak hesapları takip etmeye çalışıyorum. Yani arkadaşlarım da var ama vallahi çoğunu sessiz almışımdır muhtemelen. Orada hala takipte duruyordur ama buradan kusura bakmasınlar. Yani ben sürekli akşama kadar kedi köpek görmek istemiyorum. Çok severiz hayvanları ama bunu sosyal medyada zaten herkesin yaptığı şey bu. Galata Kulesi, İstanbul dediğiniz zaman Galata Kulesi ve Balat'tan başka hiçbir şey göremiyoruz maalesef. Ama o kadar iyi fotoğrafçılar var ki İstanbul'da Galata Kulesi'ni öyle bir açıdan çekiyor ki fark yaratıyor. Bunu yapabiliyorsanız devam ettiniz zaten arkadaşlar. Herkesin baktığı gibi bakmamaya çalışın. Herkesin gittiği yere gidebilirsiniz ama farklı bakmaya çalışın mutlaka. O yüzden de benim vizyonumu açacak hesapları takip etmeye çalışıyorum. Video içerik üreticileri var. Instagram'da çok iyi fotoğraf çekenler var. Takip ettiğim bloglar var. Yerli yabancı bloglar var. Kendimi bir noktada her gün en az 50 sayfa kitap okumaya çalışıyorum. YouTube'da bunları da bu arada size biraz sonra da yine sunumun içinde var. YouTube'dan takip edin. Bu pandemi boyunca ben bir yıl, bir buçuk yıl boyunca o kadar güzel YouTube hesapları buldum ki hani oralara gidemesem de en azından bir fikir oluştu kafamda. Ben oraya gittiğim zaman nasıl yapabilirim? Neler yapabilirim? Orada onun çektiği o görüntülerdeki dronlarla ben nasıl aynı açıları yakalayabilirim? Orada o tarihi sarayları nasıl gezebilirim? Bir sürü notlar aldım kendime ve ben her geziden önce mutlaka yanımda fiziki haritayla giderim. Ve fiziki notlarla giderim. Telefonunuza aldığınız notlara arkadaşlar bakamıyorsunuz. O telefonun şarjı bitiyor. Sonra üzülüyorsunuz. Telefonla fotoğraf çekemiyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun gitmeden önce çok iyi araştırma yapın. Google'da kendinize bir harita oluşturun. Bunu çok kolay yapabiliyorsunuz. Sonra o haritanın çıktısını alabiliyorsunuz. Bunu Google Earth'e aktarın. Gitmeden önce her yere detaylı bir şekilde bakın. Bu şekilde emin olun çok rahat edeceksiniz ama mutlaka yanınızda fiziki notlarınız ve haritanız olsun. Mesela benim bu zamana kadar yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi şu. Ben bu kadar gezmeme rağmen elimde bir tane kamerayla çekim yapmamış olmaktan dolayı gerçekten şu an utanıyorum. Eğer en azından gittiğim yerleri bir basit bir GoPro alsaydım ve bunları çekip anlatsaydım en azından kendime hatıra olurdu. Belki iyi olanları YouTube'a da yükleyebilirdim bunları. Daha fazla içerik paylaşabilirdim ama video tarafında çok zayıfım ama artık birazcık işte GoPro'yu, aletlerimi vesaireyi de aldım. Bundan sonraki gittiğim yerlerde elimden geldiğince ben de video içerik üretmeye başladım. Çünkü video artık maalesef biz çok okuyan bir toplum olmadığımız için bizim gibi ülkelerde video içerikler çok daha fazla tükeniyor, tüketiliyor. O yüzden video içerik önemli ama bir yandan da yazmak her zaman çok önemli. Çünkü Google'da arandığınız zaman ilk önce yazınız gelecek. O yüzden yazabildiğiniz ölçüde ben yazamıyorum diye bakmayın. Siz yazmaya başlayın. Emin olun yazdıkça o kelimelerinizin değiştiğini fark edeceksiniz. Biraz önceki sunumda da Kemal dedi mi? Yanlış hatırlamıyorsam Canan. Evet. O da çok güzel anlattı. Mesela Gezimanya'da Murat da şahane anlattı. Onun sunumunu da çok beğendim. Burada herkesin aslında buradaki bütün akademiye katılan eğitmenlerin hepsinin söylemiş olduğu bir şey var. Okuyun arkadaşlar. Okumak gerçekten önemli. Her şeyinizi, hayatınızdaki her şeyi değiştirecek. Şimdi ben bu arada böyle sunum şeyden bu eğitimden önce kafamda bir sürü şey vardı. Şunları anlatayım, bunları anlatayım diye bir sunum. Hepsini de çoğunu da unuttum. Ben sunuma geçeyim. Belki arkadaşlar sunumdan sonra bana sormak istediği sorular vardır. Ben büyük bir heyecanla hepsini cevaplamak isterim. Ben şimdi o zaman sunumu açayım izninle Canan. Tamam. Tabii lütfen buyurun. Tamam, okeydir. Şöyle bir ekranımı paylaşacağım. Evet. Şimdi benim bu arada paylaşacağım sunumda öncelikli olarak işte influencerların markaya bakış açısı, markaların influencer'a bakış açısı. Sonrasında da ben markalara yani gezilere çıkmadan, seyahatlere çıkmadan önce markalara nasıl bir sunum gösteriyorum, gönderiyorum. Kısaca size bunu göstereceğim. Sunumu sonra benden istemeyin çünkü bu bana özel bir sunum arkadaşlar. Ama bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi ben hemen ekranımı paylaşıyorum. Tamam. Şimdi ben bu sunumu full ekran yapacağım ama kendimi göremeyeceğim. O yüzden lütfen arkada göremediğiniz bir nokta olursa lütfen bana söyleyin, olur mu? Ben sizi uyarıyor olacağım. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Bunu şu anda görebiliyor musunuz bu arada tekrar? Evet, evet. Şu an gayet iyi görünüyor. Şimdi ben markalara gitmeden önce aslında böyle bir sunumla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi tek tek geçiyorum bunları. Şuradaki sayfaları. Şimdi markaların influencerlara bakış açısı nasıl? Şimdi markalar neden influencerlarla çalışmak ister? Çünkü influencerların bir sosyal erişimleri vardır. Influencerlar sosyal medya kanalları ile milyonlarca kişiye ulaşabilirler. Markaların belki birçoğu bunu yapamayabilir. Şimdi markalar özellikle kampanya dönemlerinde ne yapıyor? Diyor ki ben bütçemin bir kısmını, dijitalden bahsediyorum bu arada. Hadi offline de sokayım. Diyor ki ben bir kampanya çıkacağım bu kampanya için bütçe ayırıyorum. Bu bütçenin bir kısmını reklam için ayırıyorum. Televizyon reklamı için bir kısmını radyo için ayırıyorum. Bir kısmını dijitale ayırıyorum. Dijitalin de bir kısmı Google'a, Facebook, Instagram, sosyal medya kanallarına reklama gidiyor. Bir kısmını da influencerlara ayırıyorlar. Markalar, yani bazı markalar ya da alt markaları yeterli kişiye erişim sağlayamayabiliyor. Reklamlarla da tabii ki bunu yapabiliyor ama gerçekten influencer'ın öyle bir kitlesi var ki bu kitle yani influencer'ları kullanarak markalar gerçekten çok fazla kişiye ulaşabiliyorlar. İkincisi, influencer'larla çalışmak istemelerinin sebeplerinden bir tanesi de influencer'lar gerçekten bir ajans gibi orijinal içerik üretebiliyorlar. Yani bir marka hizmetini ya da ürününü influencer'larla çalışmak istediği zaman yani oturup bir tane ben fotoğrafını çekeyim koyayım şeklinde değil arkadaşlar. O hikayenin içine bunu bir şekilde yediriyorlar. İşte bu ürünün kullanımını anlatabiliyorlar. O ürünle beraber yaşadıkları deneyimi anlatabiliyorlar. O hizmeti anlatabiliyorlar. Ama bir şekilde hikayenin içine dahil oluyor. Üçüncüsü de tüketici güveni. Burada influencer'lar dinleyici kitlesiyle güçlü ilişkiler inşa ediyorlar. Birçok influencer'da böyle bir durum var. Yani benim de takip ettiğim ve güvendiğim gerçekten yaratıcı video içerik üreten ya da işte influencer diyebileceğimiz kişiler var. Ben de onlar bir ürün önerdikleri zaman gerçekten dikkat edip bakıyorum. Eğer hani gerçekten güzel bir şeyse almayı tercih edebilirim. Bunlarla ilgili biraz sonra size rakamları da sunacağım. Hatta burada var. Şimdi markalar, şimdi burada bazı istatistikler var. Ben size onlardan bahsedeyim. Tüketicilerin %49'u influencer'ın düşüncelerine önem veriyorlar. Yani yine tüketicilerin %89'u bir influencer tarafından bir ürünü almaya ikna edildiğini söylüyor. Bunların hepsi arkadaşlar yapılmış anketlerden çıkan sonuçlar. O yüzden hani influencerların hakikaten küçümsenmeyecek durumları var. Çok etkililer. Yani size şöyle örnek vereyim. İşte Danla Bilic'i söyleyeyim ben o taraftan. Şimdi birçok kişi takip etmeyebilir, sevmeyebilir de vesaire. Ama inanın bana ürünleri öyle bir sattırıyor ki siz de bir markada pazarlama direktörü olsanız, pazarlama müdürü olsanız, özellikle kozmetik sektöründe emin olun Danla Bilic'le çalışırsınız. İnanılmaz ürün sattırıyor. Ben buna birebir şahidim bu arada. Markaların %90'ına göre influencer marketing diğer marketing stratejileri eşit veya daha fazla getiri oranına sahip. Şimdi burada bazı ölçülebilen ya da ölçülemeyen durumlar var. Mesela siz Google'a vermiş olduğunuz bir reklamı kuruşu kuruşuna hesaplayabilir, ve ölçebilirsiniz. Ben ne kadar para harcadım, ne kadarlık geri dönüş aldım diye. Influencerlar da artık yeni gelişen teknolojilerle beraber influencerların yapmış olduğu ürün tanıtımlarıyla bunlar da ölçülebilir durumda ve gerçekten yani Google'da bir performans pazarlaması kadar etkililer. Bunu söyleyebilirim. Influencer marketing'e harcanan her bir birim 6,5 birim getiri sağlıyor. Tabii bu arada bu sektörden sektöre ya da kişiden kişiye göre değişiyor arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Markaların %39 influencer marketing bütçelerini artırmayı planlıyor. Bundan sonraki süreçte de emin olun yani bu yaklaşık 2017-2018'den beri bütün markalar influencer içinde kendi bütçeleri içinde böyle bir kalem ayırmaya başladılar. 2020 itibariyle de influencer marketing yaklaşık 10 milyar dolarlık hacme sahip. Bu bütün dünyada arkadaşlar bu arada. İşletmelerin %99.3'ü influencer marketing kampanyaları için Instagram'ı tercih ediyor. Ama bundan sonraki şu anda Instagram tercih ediyor ama büyüyen taraflar da var. Neresi var? İşte TikTok tarafı var. İşte YouTube büyüyor. Bunun dışında yeni gelebilecek, çıkabilecek sosyal medya mecraları var. Ben söylüyorum, bence Pinterest çok değerli bir alan. Markalar, bunu çok iyi kullanan markalar var. Özellikle organik trafik açısından mutlaka değerlendirilmeli. Markaların yine influencer'a bakışına noktasına devam edersek, işte her markanın bir kampanya hedefi var. Yani markalar influencer'larla çalışırken şunları markalarında belirli bir hedefleri var. Ne yapmak istiyor marka? Marka bilinimini artırmak istiyor. Ürün hizmet satışını artırmak istiyor ki bu en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü sonuçta siz buraya bir para harcıyorsunuz.
bir yüzle çalışıyorsunuz, bir influencerla çalışıyorsunuz ve bu sizin markanızın yüzü olacak. Ede olarak sizin buradan da beklentiniz ürün hizmet satışının artması ve kitlesiyle de bir marka sadakati oluşturmak istiyor. Ama buradaki en önemli konulardan bir tanesi, biraz önce de ben bahsetmiştim, etkileşim oranı. Etkileşim oranı, eğer bir influencer'ın paylaştığı içeriklerin etkileşim oranı yüksekse bu takipçinin onun paylaşımını dikkate aldığını ve karşılık verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Bunu takip, yani etkileşim oranınızın ne olduğunu size söyleyebilecek birkaç tane tool var. Biraz sonra benim kendi sunumumun içinde, şu an valla tool'u hatırlamıyorum ama orada bir yerde yazıyordu, onu da size söyleyeceğim biraz sonra. İnfluencerların markaya bakış açısı nasıl? İnfluencerların da markadan beklentileri var, yani işbirliği yaptığınız zaman. Mesela ben de işte İsviçre devletiyle çalışırken ya da Sixt'le çalışırken ya da diğer markalarla çalışırken benim de doğal olarak beklentilerim takipçi sayımın artması, etkileşimimi sürekli yüksek tutmak, bilinirliğimin artması ve gelir elde etmekte. Bu gelir elde etme kısmı biraz daha büyük hesaplar için geçerli arkadaşlar. Yani ben şu anda hani küçük bir hesabım, ileride bakarız bunlara. Benim öyle çok bir hedefim yok. Benim hani biraz önce size söyledim, ben benim için önemli olan daha fazla yer görebilmek ama bu yerleri görürken de birçok şeyi deneyimlemek istiyorum ama bunların hepsi bir maliyet. En azından bir noktada maliyetlerimi azaltabilirsem benim için ne mutlu. Şimdi siz erişimi artırmak için ne yapmanız gerekiyor? Ben aslında kısaca biraz önce de bunlardan bahsetmiştim ama yine üzerinden geçeyim. Yazmalısınız arkadaşlar. Bol bol yazmalısınız. Her gün okumalısınız. Tüm sosyal medya mecralarında var olmalısınız ama sadece sosyal medya mecralarında değil, internette de dikkat çekmelisiniz. Yüksek kalitede içerikler yaratmalısınız. Bu hani ben işte fotoğrafı çektim, işte böyle hani yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çektim değil. Bu fotoğrafı farklı bir bakış açısı katabiliyor musunuz? Fotoğrafın kalitesi gerçekten iyi olmalı. Ben mesela fotoğraflarımı editlemeyi çok seviyorum ama birçok kişi de diyor ki, ben sadece çekilmiş fotoğrafları seviyorum. Ben öyle sevmiyorum. Ya da birçok insan emin olun sevmiyor arkadaşlar. Fotoğraflarınızda ışıkla, tonla vesaire oynama yapabilirsiniz. Gerçekten fotoğrafın en azından albinisi değişiyor. Ben onu seviyorum. O şekilde benim fotoğraflarımda görebilirsiniz. Ben canlı renkleri, canlı tonları seviyorum. Hikayeniz olsun. Hikayeniz olsun. Yani ben biri, ya bir marka ya da birisi sizin hesabınıza girdiği zaman, yukarıdan aşağıya baktığı zaman, evet ya bu kişinin bir hikayesi var. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Her bir fotoğrafın altına da mutlaka o ya da videonun altına o paylaşmış olduğunuz içeriğin mutlaka bir hikayesini yazmaya çalışın. Orası ne anlatıyor? Orada tarihi olan bir şey mi var? Oranın bir önemi var. Bunu anlatın lütfen. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Yoksa yani sabahtan akşama kadar bir sürü herkes fotoğraf paylaşıyor. Sürekli baktığınız zaman aynı yerler, tekne, deniz vesaire ama çok farklı hakikaten bakış açısına sahip olursanız, farklı yerleri gezme şansına sahip olursanız o zaman emin olun bir hikayeniz olur. Kendinize bir konsept yaratmanızı tavsiye ederim. Ve dediğim gibi mutlaka fark yaratmanız gerekiyor. Yani herkesin bakış açısıyla baktığı yerden, baktığı şekilden değil, farklı bir vizyona sahipseniz, farklı bir vizyona sahip olmaya çalışarak en azından içeriklerinizi bu yönde üretmeye çalışın. Şimdi ben markalara göndermiş olduğum sunumu şimdi sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ben markalara böyle bir sunum gönderiyorum. Önce bu sunumun ilk sayfasında kendimi anlatıyorum. Ben kimim? Ne yapıyorum? Bu zamana kadar ne yaptım? Bunları anlatmış oldum. Burada kısa bir biyografim var. Sonraki sayfada da bu gezi tarafında aslında ne yaptığımı anlatıyorum. İlkinden farklı olarak arada böyle bir durum var. Sonraki sayfada ise bu zamana kadar ben road trip'te, yani ben kendime solo road tripper diye kendime öyle bir şey buldum. Ben çünkü bundan sonraki hayatımda da hep arabayla gezeceğim. Çünkü araba benim elim ayağım. Her yere çok kolay ulaşabiliyorum. Çok hızlı gidebiliyorum. Bir gün içinde birden fazla yeri görebiliyorum. Ben bunu seviyorum. Gittiğim yerlerde de mutlaka böyle işte tren varsa o tarz şeyleri de kullanmaya çalışıyorum. Ama çok farklı gezen arkadaşlar da var bu arada. Mesela Batın var. Batın Özen Göçebe. Mesela Batın otostop yaparak geziyor, işte çorap satarak geziyor. Ben gerçekten hayranım yani. Hakikaten kendine göre bir format bulmuş, o şekilde geziyor. Mesela Cenk var, Cenk Demirgüç. Mesela o da şahane geziyor. Çok güzel bir 4x4 aracı var. Yani buradan atladı İzlanda'ya kadar o aracıyla gitti.
Yani dağ, tepe, bayır her yeri geziyor ve şahane bir iş yapıyor. Yani herkes kendisine göre farklı bir şekilde bir gezi formatı bulmuş. İşte otostopla gezen var, işte arabasıyla gezen var, trenle gezen var. Yani ne bileyim herkesin farklı bir formatı var. Ben arabayı tercih ediyorum. Kendi arabamla çıktığımda oldu ya da genelde gidip orada araba kiralayarak da geziyorum. İşte artık araç ya da karavan, bundan sonraki seyahatlerinde gittiğim farklı ülkelerde işte İzlanda'da ya da Faroe Adaları'nda karavanla gezmeyi planlıyorum. O şekilde yapacağım. Ben bu zamana kadar yaklaşık 31-32 ülke gezdim. Yaklaşık Avrupa'nın hemen hemen tamamında araba kullandım diyebilirim. Yani bütün kuzey ülkelerinde, bütün Avrupa'da herhalde gitmediğim yol kalmadı. 50-60 bin kilometre civarında yol yaptım tek başıma arabayla. 45 şehir gezdim, bütün Alpleri gezdim. Hatta şu anda Alplerle ilgili bir kitap yazmaya çalışıyorum. Sevgili Ömür Kurt'un da desteğiyle beraber. Birçok şey deneyimledim. Bu Instagram'da görmüş olduğunuz bu fotojenik yerlerin hemen hepsine gittim. Gerçekten oraların arka planını görmek istedim. Özellikle işte hani Avrupa'da bir sürü paylaşılan, hepinizin karşısına çıkan bir sürü fotoğraf vardır. O yerlerin çoğuna gittim. Hala gidemediğim yerler var. Umarım onları da en kısa zamanda gitmek istiyorum. Buraya da kendi işte road trip'te, bu zamana kadar işte 2016 yılından beri neler, ne kadarlık bir işte road trip yaptığımı yazdım. Yani 2016'da ben buna başlamışım. 2020 yılına kadar işte Alpler, İsviçre, Kuzey ülkeleri, Avrupa'daki birçok şehri gezmişim. Bunu neden koyuyorum? Çünkü bu işi ben aslında 5 seneden beri yapıyorum ve yani bu işi devam ettirebileceğimi, sürdürülebilir bir iş yaptığımı anlatmaya çalışıyorum ki markalara da şunu söylemek istiyorum. Ben sizinle kısa vadede değil, uzun vadede çalışmak istiyorum. Aslında söylemeye çalıştığım şey bu. Şimdi mesela bir dahaki, umarım bu yaz bu pandemi olaylarından pandemi birazcık azalır da, sınırlar birazcık açılır da Norveç'e gitmek istiyorum. Yani Oslo'dan başlayıp bütün Norveç'i 20 gün boyunca sadece fiyortları gezmek istediğim bir tur yapmak istiyorum. Onun için de şimdiden işte planlarımı yaptım. Şimdi artık bundan sonraki aşamada markalarla işbirliğine gitmeye çalışacağım. Bir araç kiralama şirketine ihtiyacım var mesela. Fotoğraf makinesine ihtiyacım olacak. Kalacak yere ihtiyacım olacak. Bunlarla ilgili benim ihtiyacım olacak şeyleri çıkarttım. Bunlarla ilgili de ilgili firmalarla görüşmeye başlayacağım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani hesap bir yandan hesap büyürken hesabınız şöyle büyüyor. Siz iyi içerik ürettikçe emin olun size insanlar gelmeye başlayacaklar. Bunun yanında bir de ben fotoğraflarımda işte birçok böyle büyük hesaplar var. Onları tagliyorum. Ya da sizin fotoğrafınız çok güzelse birçok hesap sizi buluyor zaten ve fotoğrafınızı paylaşmaya başlıyor. İşte bunun için mesela Avrupa ya da Türk hesaplardan ya da Avrupa'daki büyük hesaplar sizin fotoğraflarınızı paylaşmaya başladıkça bilinirliğiniz artıyor ve takipçi de doğal olarak da takipçiler de size gelmeye başlıyor. Ama o takipçileri tutabilmeniz için sürekli içerik üretmeniz gerekiyor ve ben son bir yıldan beri de maalesef gezemediğim için çok fazla içerik üretemiyorum. Yine eski fotoğraflarımdan ya da eski hikayelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Yine burada da işte diğer büyük hesaplar var. Yani bu hesapların da sizi paylaşması gerçekten önemli arkadaşlar. Bu arada bunlar eski, daha böyle güzel büyük hesaplarda paylaştı. Bunlar hem size gurur veriyor hem mutlu oluyorsunuz. Çünkü kendi fotoğrafınız birçok kişi tarafından, daha fazla kişi tarafından görülüyor. Yani yaptığınız iş aslında yaptığınız için değerli olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Burada da mesela influence.co var. Buraya girip üye olabilirsiniz. Burada sizin şeyinizi gösteriyor. Yani kendi istatistiklerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. O yüzden buraya bakmanızda fayda var. Bir tane daha söyleyeceğim bu arada. Bir de hypeauditor.com diye bir tane site var. Buraya girdiğiniz zaman da buraya kendinizi kaydederseniz de burada şu anda bu ekranda görmüş olduğunuz istatistiklerinizi, kendi hesabınıza ilgili istatistiklerinizi alabilirsiniz. İşte benim mesela eriştiğim kitlenin %70 genel bu oluşan kişi, çünkü burası bir kesişim kümesi bu arada arkadaşlar. Benim eriştiğim kişilerin %74'ü seyahat ve turizmle ilgiliymiş. %65'i fotoğrafçılıkla ilgileniyormuş. %53'ü güzellik ve modayla ilgileniyormuş. %43'ü sanat, tasarımla ilgileniyormuş. Bu şekilde böyle gidiyor. Burada erişim oranınız var. Çünkü görmüş olduğunuz gibi benim erişim oranım şu anda 5.61-7.48 aralığındaymış. Bu arada bu erişim noktası şu anda ortalaması 6.92'ymiş. Bu arada
takipçi sayınız arttıkça erişim oranınıza düşecektir arkadaşlar. Bu doğal bir süreçtir ama bunun aynı şekilde kalması da yükselmesi için de gerçekten kaliteli bir organik takipçiye ihtiyacınız var. Beni takip eden kişilerin burada ülke bazında istatistikleri var. %41'i Türkiye'denmiş. Bu arada ben bu raporu 6-7 ay önce falan almışım. Rakamlar değişmiş olabilir bu arada. %7'si İtalya'danmış, %6'sı Almanya'dan, %5'i İsviçre'den, %4'ü Amerika'danmış. Burada da aşağıda da işte son mesela 4 haftadaki takipçi sayınızın artış grafiğini gösteriyor. İşte yaş, cinsiyet ve demografik bilgilerinizi gösterdiği bir burada da bir rapor var. İşte marka sizden bunu bekliyor. Tamam kardeşim ben seninle çalışayım diyor da yani senin 50 bin takipçin var. Bakıyorum senin 500 like'ın var. Bu işler böyle değil arkadaşlar gerçekten. Siz rakamlarınızı, kendi rakamlarınızı, kendi hesabınızla ilgili rakamlarınızı markaya göstermelisiniz. Etik olan ve dürüst olması, yani düzgün olması gereken süreç budur. Siz bu şekilde markayı etkileyebilirsiniz. Tabii ben şimdi yaptığım bu işe ilgili olarak da işte Hürriyet'te benimle ilgili haber yapılmıştı daha önce. İşte Hürriyet.com.tr'de de yine bu haber çıkmıştı. Manşet olarak vermişti. CNN Türk.com'da, Milliyet'te, şu anda Milliyet'te de bu arada yazarlık yapıyorum. Yine CNN Türk'te de bu şekilde haber var. Bunun dışında son dönemde farklı dergilerde, gazetelerde ya da mecralarda da yayınlandı. Onları bu arada dediğim gibi sunum biraz eski olduğu için şu an onlar burada yok. Benim şu ana kadar yapmış olduğum işbirlikleri arkadaşlar bunlar. Ben Türk Hava Yolları'yla bir işbirliği yaptım. Stanley bu bilmiş Stanley termosları bilirsiniz. Onlarla işbirliği yaptım. Switzerland, İsviçre Devleti, İsviçre Turizm Ofisi ile bir işbirliği yaptım. Sony ile işbirliği yaptım. Ben ne zaman gidersen Sony'ye çok teşekkür ediyorum bu arada sevgili Aykut'a. Bana fotoğraf makinesi konusunda destek veriyorlar. Visit Rovaniemi'ye gittiğim zaman oradaki bütün aktivitelerle ilgili bana Visit Rovaniemi destek oldu. Kutup Ayısı ile bir işbirliği yapıyorum hala. Puhu Gear iç giyim markası, aslında şöyle bir iç giyim markası, termal içlikler üretiyorlar. İnanın hani yurt dışına gittiğiniz zaman çok ihtiyacınız oluyor çünkü ben kışın da gidiyorum, yazın da gidiyorum. Sixt otomobil kiralama firması biliyorsunuz, Almanya'da bana destek olmuşlardı. Ve SBB, CFF, FFC bu da İsviçre Devleti'nin resmi, yani İsviçre Devleti'nin tren şirketi. Yani oranın devlet demir yolları gibi bir şey, onu söyleyeyim size. Onlar da bana İsviçre'ye gittiğim zaman ücretsiz böyle first class tren bileti sağlıyorlar. Sonrasında işte işbirliklerimle ilgili bu arada ben hani işbirliklerinde mesela şimdi markalar size diyor ki şöyle bir şey söyle. Şimdi siz büyük bir hesapsanız 1-2 milyon takipçiniz varsa arkadaşlar emin olun zaten siz ne siz markaya gidersiniz ne marka size gelir. Marka size şöyle gelir. Böyle bir hesaba sahip bir kişiyseniz siz zaten mutlaka bir ajansla çalışırsınız. Mesela bir markanın, X markasının bir kampanya dönemi var. Marka, burada süreci anlatıyorum bu arada size. Marka ajansla diyor ki ben şu tarihler arasında bir kampanya çıkacağım, influencerlarla çalışmak istiyorum diyor. Ajans da bu markayı tanıdığı için, bildiği için o markayla o marka için uygun olabilecek influencerların listesini çıkarıyor ve bunlar değerlendiriliyor. Sonra ajans influencerlara teklif götürüyor. Ve birçok ajansın bünyesinde de çalışmış olduğu influencerlar var. Aslında süreç burada bu şekilde ilerliyor. Ben birçok mesela hesapta şey görüyorum. İşte işbirliği ve reklam için DM atın diyor. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Ben de markada çalıştım. Hiçbir influencer'a da böyle bir şey atmadım yani. Kimse de atmaz. Yani oturup merdiven altı bir yerle çalışıyorsunuz. Belki size gelir böyle bir şeyler ama büyük markalar böyle çalışmazlar arkadaşlar. Ajanslar üzerinden çalışırlar. Ve marka mesela bana İsviçre Devleti demişti ki tamam bir seninle işbirliği yaparım. Bana bir tane form gönderdiler. Bu formda benim imzalamamı istediler ve bana şunu dediler. Kesinlikle işte bizi zor durumda sokacak. İşte herhangi bir içerik üretemezsin, şunu şunu yapamazsın, bunları yapmalısın. Hatta günde 3 tane en az 3 post paylaşmalısın. İşte 10 tane story atmalısın, şu hashtagleri kullanmalısın gibi size şeylerle gelecekler. Bu bütün markalarda vardır arkadaşlar. Yani bana Finlandiya'ya gittiğim zaman Rovaniemi'de de, Visit Rovaniemi'de bana bunu vermişti. Bana bir form verdiler, bunu doldur dediler. Sen bizim için günlük kaç tane post paylaşabilirsin, kaç tane story atabilirsin, hangi mecralarda bizi anlatacaksın? Bunlarla ilgili bir forma imza atıyorsunuz ve süreçler burada bu şekilde dönüyor. İşte Six'te çalıştığım zaman onların hikayesini anlattığım işte fotoğraflar, içerikler, Türk Hava Yolları için bu fotoğrafı çekmiştim. Çok özür dilerim, tekrar geliyorum. Outdoor Interlaken, işte bungee jumping yapmıştık onlarla. Onlar şahane videolar çekmişlerdi, onları yayınladım. Visit Rovaniemi
ile beraber yaptığımız işbirliklerinden bir tanesi. Bu da Puhu Gear'la üzerinde görmüş olduğunuz aslında içlik. Başka hiçbir şey yok. Aslında orada kışın nereye giderseniz gidin çok sizi çok sıcak tutacak bir içlik olduğunu aslında anlatmaya çalıştım. Yine bu İsviçre Devleti ile beraber yapmış olduğumuz işbirliğinden bir tane örnek. Bu Sony, bu arada Sony bana Bluetooth vermişti. Onları ben hediye etmiştim işte takipçilere. Onlarla yapmış olduğumuz bir işbirliği. Sondaki de yine Kutup Ayısı ve Stanley ile beraber yapmış olduğumuz işbirliklerinden bir tanesiyle ilgili bir görsel. Ve ben markalara şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim aslında buradaki anahtar elementlerim nedir? Bunları söylemeye çalışıyorum. Bakın ben hikaye anlatıcılığı yapabilirim, güçlü bir işbirliğim vardır, tutkum vardır, size unik, yani hiçbir yerde bulamayacağınız deneyimler aktarabilirim ya da sizin markanızda gerçekten bu ürünün ya da hizmetin unik olduğunu anlatabilirim şeklinde onlara bunu söylüyorum. Sonrasında nasıl işbirliği yapabiliriz? Ben size ne katabilirim? Bunları anlatıyorum burada da. Marka bilginizi artırabilirim. Ürün ya da hizmetinizi paylaşabilirim. ticari olarak size destek verebilirim ya da dijital pazarlama anlamında size destek verebilirim şeklinde onlara anlatıyorum. Sunumum bu kadar. Bu arada size birkaç tane de YouTube'dan ve Instagram'dan benim çok sevdiğim hesaplar var. Onları size paylaşmak istiyorum. Thread the Globe diye bir YouTube hesabına ben rastlamıştım. Bunlar İngiliz bir çift, böyle yani yaklaşık 50 yaşın üzerinde sanırım. Şu an Türkiye'deler, yaklaşık böyle bir seneden beri de Türkiye'de geziyorlar. O kadar tatlılar ki bütün Türkiye'ye, Karadeniz'e, kendi karavanlarıyla Karadeniz'den çıktılar, şu an Antalya taraflarında bir yerdeler. Şahane içerik üretiyorlar. Yiğitcan var. Bilmiyorum, Yiğitcan'ı belki içinizde bilen vardır. O da benim gibi Sinoplu bu arada. Yiğitcan bütün Güney Amerika'yı bisikletle dolaştı. Oradan Nepal'e gitti. Orayı gezdi. Çocuk yürüyerek gezdi. Şu anda tüm Türkiye'yi bisikletle turluyor. Gerçekten YouTube'da sıfırdan bir şey inşa etti. Ben çok başarılı buluyorum Yiğitcan'ı. Ryan Shirley var. Ryan Shirley inanılmaz güzel video içerik üretiyor. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Rick Steve var. Rick Steve belki bilenleriniz vardır. Avrupa'yı, Rick Steve's Europe diye bir hesap var. Avrupa'yı o kadar güzel anlatıyor ki. Yani bütün şehirleri, bütün detaylarıyla beraber anlatıyor. Kesinlikle abone olmanızı istediğim kanallardan bir tanesi. Indigo Traveler var. Bu çocuk da bütün dünyadaki bütün ülkeleri tek başına geziyor. Yani Pakistan'a gitti, Afganistan'a gitti, Irak'a gitti, savaş dönemlerinde falan gitti. Yani oralara kadar her yere gitti. Hala da gitmeye devam ediyor. Gayet de güzel anlatıyor bu arada. Ben evde otururken, çok özür dilerim. Evde otururken... Tekrar özür diliyorum. Şu kahvemi içeyim. Evde otururken, çalışırken karşıma televizyon açık olduğundan Scenic Relaxation diye bir kanal var. Yaklaşık bir saatlik videolar sunuyor. Sadece müzik ve arka tarafta şahane görüntülerin yer aldığı bir kanal. Beni inanılmaz rahatlatıyor ve çok yeni yer görüyorum. World From Above da aynı şekilde şahane bir kanal. Tropia zaten kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda size ülkeleri de anlatıyor. Bir de 8 Key World diye bir kanal var. Bu da yine takip etmeniz gereken kanallardan bir tanesi. Bir de Instagram'da benim gerçekten sevdiğim içerik üreticileri var. İşte Cenk'i söylemiştim. Göçebey var, Batım var. Şu sağ üstteki Swiss Mountain View'i size anlatmak istiyorum. Ben bir İsviçre'ye gittiğimde, daha doğrusu İsviçre'ye gitmeden önce İsviçre'yle ilgili bir sürü hesap takip etmeye başladım ve Francisca'ya denk geldim. O kadar güzel fotoğraflar çekiyor ki, o kadar güzel videolar çekiyor ki, ben Francisca'ya mesaj yazdım Instagram'dan. Dedim ki şahane fotoğraflar, videolar çekiyorsun. Ya ben oraya geldiğim zaman naçizane seninle tanışabilir miyim dedim. O da tabii ki memnuniyetle dedim. O zamanlarda böyle 100 bin civarına falan takipçisi vardı. Ben Francisca, bu arada 50 yaşın üzerinde ama görseniz böyle 25-30 yaşında gösteren şahane tatlı bir kadın. Beni misafir etti. Ben gittim. Francisca ile beraber işte Thun şehrindeydi. Interlaken bölgesinde. Orada onunla tanıştık. Yaklaşık 3-4 saat vakit geçirdik. Sohbet ettik. Bana işte oradaki İsviçre ile ilgili bir sürü bilgi verdi. Sonraki tekrar İsviçre'ye gittiğim zaman, bir de kış mevsiminde gitmiştim. O zaman da beni misafir etti. Ya benim gerçekten örnek aldığım, yarattığı içerikleri en çok beğendiğim hesaplardan bir tanesi. Onun dışında burada
Diego var. Diego'nun fotoğrafları inanılmaz başarılı. Yani burada görmüş olduğumuz mesela bu Follow Me Away diye bir hesap var. Üstten ikinci sırada. Yani bizim o yani dağları bayırları seviyoruz. Bizim o gittiğimiz yerler var ya. Mesela şahane bir konsept bulmuş kendisine. O dağların içinde, o manzaranın içinde böyle çok güzel elbiselerle fotoğraf çekiliyor. Çok şahane. Eye of She de aynı şekilde çok güzel. Ya burada görmüş olduğunuz hesaplar aslında benim çok sevdiğim, bana vizyon katan, benim bakış açımı değiştiren hesaplar. Tabii ki bunun dışında bir sürü böyle hesaplar var. Ama bu tarz hesapları takip etmeniz, içerik üretiyorsanız bence önemli ve değerli. Onun dışında sunumum benim bu kadar arkadaşlar. Sunumdan şöyle çıkayım. Paylaşımı da durdurayım şu anda. Durdu mu? Durdu. Evet, durdu. Siz görüyorum şu anda. Görüyor musunuz beni? Yani evet, görüyorum sizi. Şahaneydi. Ne güzel şeyler anlattınız Emre Bey. Aslında çok fazla detay var ama yani hakikaten hepsini anlatmak için diyorum burada vakit yok. Arkadaşlar şimdi ben sorularını memnuniyetle cevaplamak isterim. Evet. Onun dışında yine sormak istediği sorular olursa arkadaşlarım bana Instagram'dan ulaşabilir. Oradaki iletişim bilgilerinde yer alıyor zaten. Seve seve hepsini cevaplarım. Şahanesiniz. O zaman ben hızlıca, o kadar çok soru var ki bu arada. Yani hani birçok detaya da değindiğiniz için hepsini sorma fırsatımız olamayacak. Ama hızlı bir şekilde yönelteceğim size. Tabii. Sitelerin ismi ve Pinterest ile ilgili link alma hakkında biraz detaylı bilgi verebilir misiniz diye bir soru var. Anlamadım. Bir daha tekrar eder misin? Sitelerin ismi. Biraz önce bir Pinterest'te link alma konusuna değindiniz. Arkadaşlar onu şöyle açıklamaya çalışayım. Şimdi siz kendi bir blogunuz varsa şimdi bu blog için bu bloğa trafik çekmeniz gerekiyor. Eğer blogdan bloğa trafik çekmeniz için de içerik üretmeniz gerekiyor. O kadar çok içerik üretmeniz gerekiyor ki sıfırdan belirli bir noktaya kadar ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de bir para harcayabilirsiniz. Blogunuzun reklamını yapabilirsiniz. Ama bu maliyetli olacağı için bunun en güzel yolu organik trafik sağlamak. Organik trafik sağlayabilmeniz için de birçok mecrada backlink almanız gerekiyor. Pinterest'ten link vermeniz gerekiyor. Instagram'dan link vermeniz gerekiyor. Facebook'tan link vermeniz gerekiyor. Yazmış olduğunuz yazıların aynısını Medium'da paylaşabilirsiniz. Twitter'da paylaşabiliriz ve bunları linklerle paylaşın lütfen. Organik trafik çekmek için SEO yapmanız çok önemli, SEO yapmanız çok önemli. Bu olmazsa olmaz kurallardan bir tanesi. Elinizde binlerce içerik olabilir. Bunları bir bloğa yazmanızın bir şey ifade etmez. SEO'nuzun da güçlü olması lazım. Bunun yanında içeriklerinizin başlıkları, kelime adetleri, burada da gerekli teknik bilgileri hem sahip olmanız gerekiyor hem de uygulamanız gerekiyor. Bu arada yarın Şahin Seçil konuşmacı olacak ya da birkaç gün sonra tam hatırlamıyorum gününü. Cuma günü. SEO konusunda çok iyidir Şahin. Onu dinlemenizi de tavsiye ederim. O da size şahane bilgiler verecektir. Ama bu tarafta yani içerik üretimi konusunda dediğim gibi içerik üretmeniz sadece yetmiyor. Bunu bütün mecralarda yayınlamanız gerekiyor. Yani dediğim gibi yani ben de işte hani sizin de içeriğiniz varsa dediğim gibi hani ulusal basında yayınlayabileceğiniz dergiler, gazeteler, bir sürü mecra var. Arkadaşlar bunlara ulaşabilirsiniz. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz yani. Peki, yazabileceğimiz gazete köşelerimiz yoksa markalara projeler sunmak onların ilgisini çeker mi? Projeleri nelere göre belirlemeliyiz diye bir soru var. Kesinlikle çeker. Burada bu arada o markaların tabii takip etmeniz gerekiyor. İlgili kişileri de bulmanız gerekiyor. Yani bir markaya sıfırdan bir projeyle de gidebilirsiniz. Aklınıza çok güzel bir fikir gelebilir. Dersiniz ki bir markaya gidip, ya benim aklıma şöyle bir fikir geldi. İşte ne bileyim örnek veriyorum. Yani bir tekstil markası olabilir. Tekstil markasına gidip, ya ben şöyle tişörtler üretmek istiyorum. Bu böyle daha çok işte seyahat edenlere yönelik olacak. Hatta şöyle enteresan bir çanta yaptırayım. Ne bileyim sarı mont ürettireyim. Ben belki onunla bir şeyler yapabilirim diye. Ben bunu bu her sektörde, her firma için farklı bir proje üretebilirsiniz. Bu projeyi sunabilirsiniz onlara ama projelerin çalınmamasına arkadaşlar dikkat edin. Önce projeyi göndermeden önce ya benim fikrim var sizinle bunu tartışabilir miyiz, konuşabilir miyiz gibi bir yolla gitmenizi tavsiye ederim. Öyle direkt oturup projeyi cart diye firmalara göndermeyin. Sonra üzülebilirsiniz arkadaşlar. Peki Couchsurfing'de yaşadığınız kötü bir hatıranız var mı? Bir de bununla bağlantılı olarak yalnız seyahat eden bir kadın olarak Couchsurfing'de ne kadar güvenilir diye bir soru var.
Şimdi Couchsurfing'de hiç kötü bir deneyim yaşamadım. Şahane deneyimler yaşadım. Çok üzülerek bunu söylüyorum maalesef. Bu arada ben dünyayı gezerken gezdikten sonra hep şunu söyledim. Bu arada lütfen bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Neden benim ülkem böyle değil dedim. Elbette Türkiye çok güzel. Şahane yerler var ama yani başka ülkeleri gezdikten sonra insanlar orada doğayı o kadar güzel korumuşlar ki yani binalar 500 yıllık ve hala ayakta. Doğa hala aynı duruyor. İşte bu soruları ben çok fazla soruyorum maalesef. İşte benim ülkem neden böyle değil diye. Couchsurfing konusunda da maalesef böyle bir durum var. Couchsurfing konusunda Avrupa'da tek başınıza bir kadın olarak çok rahat olun arkadaşlar. O kadar rahat olun ki. Yani hani hiçbir kötü deneyim yaşamazsınız. Bu arada oradaki profillerde zaten onaylı profiller var. Ve oradaki insanlar size farklı gözle bakmıyorlar. Orada insanlar kadın erkek ayrımı da yapmıyorlar. Orada size insan gözüyle bakıyorlar. Çünkü siz oraya gezmeye gitmişsiniz. İki gün sonra o kişi de başka ülkelere gezmeye gidecek. Ben hiçbir kötü deneyim yaşamadım. Yaşayanlar olabilir. Onu ben bilmiyorum. İşte duymadım da. Mutlaka vardır ama. Ama Avrupa'da bu konuda kuzey ülkelerinde, Almanya'da, İsviçre'de şahane deneyimler yaşarsınız. Yani kadın olarak da bu arada tek başınıza da gerçekten. Ya ben çok bu arada tek başına kadın olup gezen çok fazla insanla karşılaştım orada. Arabamı aldım, otostop çekenleri aldım. Gemide karşılaştım. Birçok yerde karşılaştım. İnsanlar hani burası gibi değil arkadaşlar. Biraz o şekilde düşünmeyin. Öyle söyleyeyim size. İlk başladığınızda biraz bahsetmiştiniz ama bu İsviçre devletiyle nasıl iletişim kurduğunuza dair biraz detaylandırabilir misiniz diye bir soru var. Valla oturdum LinkedIn'den bu turizm ofisindeki ilgili yöneticiyi buldum. Ona bir LinkedIn'den mesaj attım. Durumu açıkladım. Sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Yani işbirliği yapmak istediğiniz markaya ulaşamıyorsanız LinkedIn'den ilgili kişi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mutlaka mesaj atabilirsiniz. Emin olun birçoğu dönüyor yani. Dönmeyenler varsa bence yani ben de o kişileri anlamıyorum. Yani LinkedIn'de hesap açmışsın. Bir şeyler paylaşıyorsun. Sana mesaj atan, senden yardım isteyen, destek isteyen insanlar var. Cevapsız bırakıyorlar ve ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Boş verin, muhatap olmayın, gidin rakip firmasıyla arkadaşlar iş yapmaya çalışın ya da onlarla konuşun. Size söyleyeceğim benim bu olur. Ama bu kişilere bir şekilde yani o siteyi bulursunuz, Google'dan aratın bulun. Yani her şey zaten Google'da var, Google'dan bulun. Sonra ilgili kişiyi LinkedIn'den de bulabilirsiniz ve direkt ulaşabilirsiniz. Bu benim için biraz daha kolay ve hızlı bir yöntem oluyor. O yüzden ben bu şekilde yaptım şimdiye kadar. Hep de olumlu dönüş aldım. Çalışamadığım da vardı, çalışmak istemeyen de oldu. Hiç problem değil ama en azından bir şekilde iletişim kurdum. Şimdi olmaz, ilerleyen zamanlarda olur. Peki, 10.000 altı takipçili hesaplar ajansla çalışabilirler mi? Önerebileceğimiz var mı? Yani etkileşim oranına bağlı o. Yani olabilir. Yani şu, bu arada markalar şunu da yapıyorlar bazen. Diyor ki ajansa, ben işte ürün vereceğim çalışmış olduğum influencerlara. Diyor ki 100 tane influencerla çalışmak istiyorum. Şimdi 100 tane 1 milyon takipçili influencerla çalışamaz. Çok büyük bir maliyet olur. Ama 100 tane küçük 10.000 altı takipçiyle çalışabilir ama bu kişinin etkileşim oranı yüksekse ben marka olarak ben de çalışabilirim. Çünkü yani 8.000-9.000 takipçisi vardır ama like'ları vesaire etkileşim oranı yüksektir. %6, %7, %10 civarındadır. Bunun gibi 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi bulursam neden çalışmayayım? Çalışabilirler yani. Peki günlük ya da haftalık post ve hikaye sayısı ile ilgili bir tavsiyeniz var mı Emre Bey? Böyle bir soru var. Şöyle, yani her gün post paylaşmayın arkadaşlar. Siz şimdi bugün post paylaşıyorsunuz ya. Ertesi gün de post paylaşırsanız o bir gün önce paylaştığınız post artık Instagram göstermemeye başlıyor. O yüzden 2 günde bir, 3 günde bir yapmaya çalışın. Ama haftada 1-2 defa mutlaka içerik paylaşmaya özen gösterin. Sunumunuz İngilizce. Sayfanızda gönderilerde hangi dili öneriyorsunuz? İki dili de aynı post içinde kullanıyor musunuz diye bir soru. Ben şimdi sunumu İngilizce yaptım. Çünkü şimdi ben genelde hani büyük firmalara, kurumsal firmalara ve yurt dışındaki firmalara bunu gönderdiğim için doğal olarak İngilizce yapıyorum. Yani bunu Türkçe yapamam zaten. Bu o yüzden hani sonuçta uluslararası bir dil. Bu İsveç'te de geçerliği var, İsviçre'de de geçerliliği var. Almanya'da da geçerliği var. O yüzden sunumum İngilizce. Onun için diğer şey neydi? Post paylaşımlarını da ben Türkçe'de yapıyorum, İngilizce'de yapıyorum ama ikisini beraber yapmanızda fayda var ama yani ya bizim biliyorsunuz Türkiye'de yani kimse okumadığı için altına bakıp da yani ne yazarsanız yazın bence çok da bir önemi kalmıyor. Gerçekten takip edilen
hesaplar vardır. Ben okuyorum, okumaya çalışıyorum. Genelde gördüğüm yerle ilgili altına iyi. Ya adam manzara resmi paylaşmış, altına şiir paylaşmış ya. Yani ne diyeyim? Bana bir şey ifade etmiyor. Öyle bir hesabı çok açıkçası takip etsin gelmiyor. Çünkü bana bir şey katmıyor. Peki. Blog yazıları ile ilgili olarak size nereden ulaşabilirler? Instagram'dan bana mesaj atsınlar. Ben onlara gerekli desteği ya da yönlendirmeyi sağlayacağım. Oradan da bir şekilde hani yazan, yazmaya çalışan varsa destek olmaya tabii ki elbette seve seve çalışırım yani. CNN tarafında da biz mesela seyahat yazarı şu anda istiyoruz, bakıyoruz. Peki, firmalara kendimizi ve yapmak istediğimiz fikirleri sunarken beni en çok endişelendiren şey fikrimin benden alınıp başkasına evet. yatırılma ihtimali oluyor. Bunun için fikirleriniz nelerdir diye bir soru var. Ya, bu tabii biraz kritik bir nokta ama öncesinde bence yani bir randevu alınıp yüz yüze görüşmek ya da artık online görüşmek çok daha faydalı olabilir. En azından fikrin belki ucundan bir kısmı söylenebilir ama detayı söylenmez. O kısım bence bir noktada bir aşamaya geldikten sonra paylaşılabilir. Ya bunu maalesef ya gidin notere ben bunu tasdik ettirin diyemem arkadaşlar. Yani o da bir maliyet. Yani bunu yapan firma varsa da yani düzgün firmalar bunu çok yapmazlar ama yapabilecek olanlar da var. Küçük merdiven altı firmalar vardır. Onlar çok uğraşmasınlar. Böyle bir şey başlarına gelirse de bence ellerinden gelen her şeyi yapabilirler. Yani çok biraz karışık bir nokta orası açıkçası gerçekten. TikTok'ta kaliteli içerik üretilebilir mi? Orada da var olmalı mıyız diye bir soru var. Yani şöyle TikTok'ta elbette orası da bir mecra. Çok da fazla insan var. Hani hedef kitlenize göre tabii ki üretebilirsiniz orada da. Ya şimdi Türkiye'deki TikTok'la yani Avrupa'daki TikTok birazcık farklı. Ama ben mesela Mücahit de mesela Türkiye'de TikTok'ta içerikler üretiyor. Gayet de güzel yapıyor. Yani Instagram'da paylaştıklarını orada da paylaşıyor. Orada da takip edenler var. Siz orada TikTok'a göre değil. Yani kendinize göre üretin. Yani kendiniz nasıl içerik üretiyorsunuz? TikTok'ta da aynı şekilde üretmeye devam edin. Zaten sizi takip edenler edecektir. Ya orası da bir mecra arkadaşlar. Oradan da mutlaka size katkı olacaktır. Yani TikTok'ta yani Türkiye'de biz yani görüyoruz oradaki içerikleri. Herkes öyle değil bu arada. Takip eden olur, etmeyen olur. Ama orada da sizin içeriklerinizle ilgilenebilecek mutlaka bir kitle vardır. O kitleye de erişmenizi tavsiye ederim. Peki hangi programlarda editleme yapıyorsunuz diye bir soru var. Ben Lightroom kullanıyorum. Lightroom bana yetiyor yani şu anda. Sadece Lightroom üzerinden fotoğrafımı editliyorum. Mobilde de Google'ın bir uygulaması var. Snapseed diye. O uygulama çok başarılı. Onu tavsiye ederim. Ücretsiz bir uygulama bu arada. Biraz önce birkaç siteden bahsettiniz. Bunların isimlerini nereden öğrenebiliriz? Mesela Norveç, İsviçre hakkında bilgi almak için kullanabileceğiniz siteler. Direkt Google'a mesela hangi ülkeye gideceklerse Slovenya'ya mı gidecek? Visit Slovenia yazın. Yazın işte Slovenya Tourism Office yazın. Bir şey yazın. Mutlaka karşınıza çıkacak o tarz şeyler. Ya bu birazcık aramaya bağlı yani. Hani bunu her şey hani ağzıma düş değil. Yani bir şeyleri elinizde Google var. Google'a ne sorarsanız size cevap veriyor. O yüzden Türkçe bile yazsanız siz bunun karşısında cevabını alacaksınız ama son dönemde visit işte başında visit olacak şekilde visit Norway, visit işte Lapland vesaire bu tarz siteler yapıyor devletler ve buradan tüm bilgileri alabilirsiniz. Ben mesela geçen de visit Ukraine diye vardı galiba. Oraya baktım. Bu arada Instagram'a girip de mesela Norway yazdığınız zaman zaten Norway'in onaylı profilleri sizin önünüze düşmeye başlıyor. Oradan da bulabilirsiniz bunları. Zamanımız daraldı. Çok soru var gerçekten ama içlerinden olabildiğince seçip benzer sorular da vardı. İletmeye çalıştım size. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Dinledikleri için, katıldıkları için. Ya katılımınız bizim için çok kıymetliydi. İyi ki bizimle birlikte evet. oldunuz. Evet. Hem kendi adıma hem Tatil Sepeti ailesi adına sizi ağırlamış olmaktan çok mutluyuz. Ve ben çokça teşekkür ederim ama bunun dışında ayrıca bir teşekkürümüz daha var. O da tüm bu eğitim sürecinin oluşumunda, tüm bu konuşmacılara ulaşmamız noktasında desteklerinizi esirgemediniz. Ve bu süreçte çok ciddi yardımlarınız dokundu bize. Bunun için de tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Ben teşekkür ederim ama burada arkada bir ekibiniz var. Yani burada işte sen varsın, Canan var, pazarlama direktörünüz Serkan var, Burcu var. Burada arka tarafta bir ekip var. Bence en büyük teşekkürü siz hak ediyorsunuz. Yani bu iş bu arada ben süreçlerinizi biliyorum. Bu işler burada nasıl oluşuyor? Hiç kolay bir iş olmadı, bir süreç olmadı. 3-4 aydan beri bununla uğraşıyorsunuz. Burada bu kadar insanı bir araya getirip bizim deneyimlerimizden faydalandırdığınız için
Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar için de. Hepsinin yolu açık olsun. Umarım istedikleri şeyleri yapabilirler, istedikleri hayallerine ulaşabilirler. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar ama sormak isteyenler olursa yine sorularına dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirler bana. Ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Biz bu oturumu artık sonlandırıyoruz burada. 15'te bir yeni oturumumuz daha var. O oturumda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.